Merhabalar gençler. Ben Şehriban Kocatepe. Kimya derslerini beraber inceleyeceğiz. Öncelikle geçen sene pandemi dolayısıyla yüz yüze işleyemediğimiz kısımlardan kimyaya denk gelen madde ve endüstri konusunun madde ve doğası bölümünü inceleyeceğiz. Yani dördüncü ünitenin beşinci bölüm ve altıncı bölümüne tekabül ediyor. Burada daha çok ısı ve sıcaklık konularını üzerinde duracağız. Maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik ve potansiyel enerjileri vardır. Ve bu kinetik potansiyel enerjilerin toplamına biz iç enerji diyoruz. Isı bir enerjidir. İç enerjinin sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında aktarılan bir kısmına ısı enerjisi denir. Isı enerjisi birimini kalori veya jül ile gösterebiliriz. Sıcaklıksa ölçülebilen bir büyüklüktür. Isı kolayca ölçülemez, direkt olarak ölçülemez, ancak bir kalorimetre kabıyla ölçülür. Isı ve sıcaklık kavramları genellikle çok fazla karıştırılır. Örneğin ısı akışı olur, ancak sıcaklık akışı olmaz. Isı alınıp verilir ama sıcaklık alınıp verilmez. Biz sıcaklığı termometre ile ölçeriz ve birim olarak santigrat derece ya da Fahrenheit, Celsius gibi birimler kullanırız. Ancak ısı için kalori veya jül olduğunu söylemiştik. Birimlerimizden de biz bu sıcaklık ve ısı kavramlarını doğru kullanmayı seçebiliriz aslına bakarsanız. Yani ben vücut sıcaklığım dediğim zaman 36,5 santigrat derece diyebilirim. Ama ısı dediğim zaman santigrat derece diyemem. O zaman ne yapmam lazım? Kalori veya jül cinsinden ifade etmem gerekiyor. Şimdi iki duruma bakalım şuradan. Aynı sıcaklıkta eşit kütlede bulunan alkolüm var ve suyum var. Özdeş kaplardalar ve özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyorum. Peki bunların son sıcaklıkları aynı mıdır? İlk sıcaklıkları aynıydı. Son sıcaklıkları hakkında ne düşündün? Hemen termometre ile ölçtüm ve son sıcaklığımın aynı olmadığını gördüm. Şimdi buradan yola çıkarak karşımıza bir kavram çıkıyor. Öz ısı. Öz ısı nedir? Maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan ısı miktarıdır. Bu maddenin cinsine bağlı bir özelliktir. Maddenin miktarına bağlı değildir. Dolayısıyla alkol ve su farklı cinsten maddeler olduğu için, öz ısıları da farklı olduğu için şurada tablodan da görüyoruz. Ne olacaktır? Son sıcaklıkların farklı olduğunu düşünüyoruz o yüzden. Hemen buna bağlı olarak bir başka örneğe bakıyorum. Aynı cins sıvılarım var bu sefer. Örneğin diyelim ki her ikisi de su olsun. Bu sefer miktarları farklı. Biri daha az, biri diye daha çok. Örneğin 5 gram burada olsun, 30 gram da burada olsun. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıttım. Yani toplamda verdiğim ısı miktarı bunlara aynı. Peki, başlangıç sıcaklıkları aynı. Son sıcaklıkları da aynı mıdır bunların? Hayır. Neden? Çünkü kütlesi küçük olana birim kütlesine daha fazla ısı düştü. Dolayısıyla sıcaklığının da daha yüksek olmasını beklerim. Dolayısıyla ısı, sıcaklık, kütle ve öz ısı arasında bir bağıntı olduğunu ifade edebiliriz. Maddenin hallerine baktığımız zaman bizim maddemiz katı hal, sıvı hal veya gaz halde. Genel olarak maddenin üç halinden bahsederiz. Katı halde tanecikler birbirlerine yakındır, sık istiflenmiştir ve çekim kuvvetleri çok fazladır. Katı ısı alır, erime olayını gerçekleştirir ve artık çekim kuvvetlerinin bir kısmı yenilmiştir. Ve tanecikler birbiri üzerinden kayabilme, hareket edebilme, öteleme hareketine sahip olmuşlardır. Yani sıvı artık akışkan bir özelliktedir. Sıvı bir miktar daha enerji aldı. Aldığı bu enerjiyle beraber çekim kuvvetlerinin bir kısmını daha yendi. Artık taneciklerimiz daha özgürleşti. Daha fazla hareket etmeye başladılar.
İşte ne diyoruz? Titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapıyorlar artık tanecikleri. Yani tanecikler arası boşlukları arttı, etkileşimleri azaldı. Ne oldu peki? Şuraya baktığımda katıdan sıvıya geçerken erime dediğimiz olay gerçekleşti. Sıvıdan gaza geçerken buharlaşma, gazdan sıvıya geçerken yoğunlaşma veya yoğuşma, sıvıdan katıya geçerken de donma dediğimiz olay gerçekleşmiş oldu. Erime nedir? Az önce söyledik. Nedir? Maddenin katı halden sıvı hale geçmesi olayıdır. Katı haldeki kuvvetli çekim güçlerinin bir kısmının yenilmesi durumudur. İşte erime ısısı dediğim olay nedir? Erime sıcaklığında bulunan maddenin 1 gramının katı halden aynı sıcaklıkta, bakın sıcaklık değişimini beklemiyorum. Burası çok önemli. Sıvı hale geçmesi için gerekli olan ısı miktarıdır. Isının birimi neydi? Hemen hatırlayalım. Kalori veya jül şeklindeydi. 1 gramının diye ifade ettiğimiz için birimiz de kalori bölü gram veya jül bölü gram şeklinde olacaktır. Bu maddenin ayırt edici özelliğidir. Maddenin ayırt edici özellikleri miktara bağlı değildir. Erime noktası, kaynama noktası, erime ısısı, bunların hepsi madde için ayırt edicidir. Aşağıdaki tabloya da zaten baktığımız zaman her bir madde için farklı değerler, karakteristik değerler olduğunu görüyoruz. Donma dediğimiz olay da erimenin tam tersi aslına bakarsanız ve şunu da ifade edebilirsiniz. Saf maddelerde sabit basınçta erime noktası ile donma noktası aynıdır. Yani aynı sıcaklıkta erir ve donar. Donma dediğim olay neydi? Maddenin sıvı halinin katı hale geçmesi olayıdır. Sıvı hal katı hale geçiyorsa dışarıya ne yapacak? Enerjiyi verecek. Yine aynı şekilde tanımlıyorum. 1 gram sıvım var. Sıcaklığı değişmiyor. Aynı sıcaklıkta, donma sıcaklığında. Çevre katı hale geçebilmesi için çevreye verdiği ısı miktarı donma ısısı diyoruz. Yine aynı şekilde ısı dediğimiz için birimimiz nedir? Kalori. 1 gram için ifade ettiğimiz için kalori bölü gram veya jül bölü gram şeklinde söyleyeceğiz. Aynı şekilde donma noktası gibi, erime noktası gibi, erime ısısı gibi donma ısısı da bir ayırt edici özelliktir. Peki buna bağlı olarak kışın buzlanan yollara neden tuz serpilir diye bakacağız. Şimdi örneğin benim şurası yolum, kar yağdı, gece çok soğuk geçti. -2 santigrat dereceydi. Yağan karı buz haline geldi. Dolayısıyla buradan yürüyen insanlar kayıyor, düşüyorlar. Arabalar kayıyorlar. Kaza yapma tehlikesi var. Ne yapıyor? Belediye hemen geliyor. Yollara tuz serpiyor. Peki, yollara tuz serptiğimiz zaman ne oldu? Saf sızığımı arttırdım. Dolayısıyla donma noktamı düşürdüm. Önceden benim buzumun donma noktası neydi? 0 santigrat dereceydi. Peki tuz serptim. Ne oldu? Örneğin -4 santigrat dereceye kadar ben bu durumu düşürdüm. Mevcut hava sıcaklığım -2 santigrat derece. Donma noktasının üstünde bir sıcaklıkta. Dolayısıyla eridi, su haline geldi. Doğrusu arabalar ve insanlar rahat rahat ulaşımı sağlar hale geldiler. Bir başka ifadeyle buna bağlı olarak şöyle bakacak olursak, kışın 0 santigrat derecenin altında göllerin ve derelerin donduğunu gözlemlerken denizlerde ve okyanuslarda böyle bir gözlemleme yaşamıyoruz. Niçin? İki sebebi var. Bir, denizler ve okyanuslar daha büyük kütledeler. Dolayısıyla ısı değişiminin çok daha büyük olması lazım donma olayının gerçekleşebilmesi için. İki, denizler ve okyanuslar tuzlu sular. Dolayısıyla donma noktasını aşağıya düşürdüğü için donması çok daha zordur. Ama göller ve dereler tatlı su olduğu için donma noktası sıfıra daha yakındır, sıfırdır belki de. Dolayısıyla ne olacak? Dolayısıyla gölleri ve derelerin donduğunu görürken denizlerin ve okyanusların donma durumuyla karşılaşmıyoruz.
Buharlaşma dediğimiz olay nedir? Maddenin sıvı halinin gaz hale geçmesi durumudur. Yani burada da kaynama sıcaklığındaki 1 gram sıvının aynı sıcaklıkta gaz haline, buhar haline geçebilmesi için gereken ısı miktarıdır diyoruz. Birimiz yine aynı şekilde ısıdan bahsettiğimiz için ve 1 gramdan bahsettiğimiz için. Yoğunlaşma dediğimiz olay da buharlaşmanın tam tersi. Yani gazın sıvı hale geçmesi durumudur. Yoğunlaşma ısısı dediğimiz zaman yoğunlaşma sıcaklığında bulunan 1 gram buharın yine aynı sıcaklıkta 1 gram sıvı hale geçmesi için dışarıya vermesi gereken ısı miktarına diyoruz. Evet, şimdi ısı sıcaklık veya sıcaklık zaman grafiği şeklinde ifade edebiliriz. Bu grafikler önemli grafikler. Çok fazla yorumlatılan grafikler. Lise müfredatında da karşınıza fazlasıyla çıkacak olan grafikler. Özellikle fizik dersinde. Eksi 15 santigrat derecede bir buzumuz olduğunu söylüyor. Bir ısıtıcıyla ısıtılan bir maddem var, buzum var. Zaman geçtikçe ısı alıyor, sıcaklığı artıyor. Isı alıyor, sıcaklığı artıyor. Isı alıyor, sıcaklığı artıyor. Yani A ve B aralığında benim maddem buz, buzun sıcaklığı artıyor. Eksi 15 santigrat derecedeki buzum eksi 5 santigrat derecede buz haline geldi. B noktasına geldiği zaman 0 santigrat derecede bir buzum var. Daha sonra bu aralıkta ısı almaya devam ediyor bizim maddemiz. Ancak sıcaklığı artmıyor. Aldığı ısı nereye gidiyor? Aldığı ısı hal değişimi için kullanılıyor. Nereye kadar? C noktasına gelinceye kadar. Yani buzumuz tamamen su haline gelinceye kadar. Yani DC aralığında benim madde buz artı su halindeyken C noktasına geldiğinde tamamı su haline dönüşmüş oldu. Artık bu aralıkta hal değişimi gerçekleşti ve hal değişimi bitti. Madde aynı şekilde ısı almaya devam ediyor. Öyleyse aldığı ısı ile beraber sıcaklığı artıyor. Isı alıyor, sıcaklığı artıyor. Isı alıyor, sıcaklığı artıyor. Isı alıyor, sıcaklığı artıyor. Nereye kadar? Tekrar bir hal değişimi noktasına gelinceye kadar. Şurası buzum için erime noktasıydı. Burası da donma noktası. Tekrar hal değişim aralığına geldiği için artık burada benim maddem tamamı sıvı halde, su halinde bulunuyor. Aldığı ısıyla beraber artık yine aynı şekilde sıcaklık artmıyor. Peki aldığım ısı, enerji nereye gidiyor? Hal değişimine gidiyor. Tercikler arasındaki etkileşimin yenilmesi için kullanılıyor. Ve maddemin tamamı buhar haline gelinceye kadar bu dönüşüm devam ediyor. Tamamı buhar haline geldikten sonra ısı alıyor, sıcaklığı artıyor. Isı alıyor, sıcaklığı artıyor. Aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bunu bir başka grafiğe dönüştürelim. Şu şekilde grafiğimizi çizelim. Sıcaklık zaman grafiği. Ne diyor bana? Erime sıcaklığında, buzun erime sıcaklığı neydi? 0 santigrat derece. Yani şurada benim maddem. Şurada benim maddem 0 santigrat derecede 50 gram buzum varmış. Şimdi sonra ne olacak? 100 santigrat derecede 50 gram su haline gelecek. Öncelikle o zaman benim buzum şurada aldığı ısıyla beraber su haline dönüşecek. Yani sıcaklığı bir süre 0 santigrat derecede sabit kalacak. Sonra aldığı ısıyla beraber sıcaklığı artacak. Hangi noktaya kadar gelecek bu? 100 santigrat dereceye kadar gelecek. Evet, burada bir tablomuz var. Birkaç tanesini hemen cevaplayalım. Güneşte bırakılan karpuzun bir miktar soğuması. Ne olacak? Karpuz sulu bir meyve. Güneşte bırakıldı.
Karpuzun suyu buharlaşacak ve karpuzun soğuyacak. Buharlaşma yani nedir? Sıvıdan gaza geçiş, ısı alan bir olay. Isıyı karpuzdan alacak ve karpuzun soğumasına neden olacak. Buharlaşma dedik. Hemen isterseniz şöyle basitçe yazalım. Katı, sıvı ve gaz. Sıvıdan katıdan sıvıya geçmesi için erimesi lazım, ısı alması lazım. Gazdan sıvıdan gaza geçmesi için buharlaşması lazım, yani ısı alması lazım. Tam tersi olaylar ise ısı vermesi gerekir. Dolayısıyla buharlaşma dediğim olay ısı alan bir olay. Donma sıvıdan katıya geçiş, o zaman ısı veren bir olay. Kuruma, çamaşırın kuruması buharlaşma olayıdır. Yani ısı alan bir olay. Buzdolabına bırakılan yiyeceğin soğuması, yiyecek ısı verecek ki soğuyacak. Erime dediğimiz olay katının sıvıya geçmesi, ısı alan bir olay. Buzdolabından çıkan kavanozun dış yüzeyinde su damlacıklarının olması, buzdolabından çıkan kavanozun soğuk. Dış yüzeydeki su buharı sıcak, su buharı geldi, soğuk bir şeye çarptı ve damlacıklar haline geldi. Yani ne oldu? Su buharı sıvı hale gelmiş oldu. Gazdan sıvıya geçiş gerçekleşmiş oldu. Yani ısı veren bir olay, yoğunlaşma gerçekleşti. Yemek pişerken ısı alacak ve bu olay gerçekleşecek. Yağmurun yağması yoğunlaşma olayıdır. Gazın sıvıya, su buharının sıvı hale gelmesi olayıdır. Yani ısı veren bir olay diyeceğiz. Şimdilik burada kalalım gençler. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.